Tünek Ahmet. Yazan Halikarnas Balıkçısı. Seslendiren Hakan Meriçliler. Durmayan bir geçit resmi. Dinmeyen, dinlenmeyen bir gürültü. Durup dinlenmeye vakit yok. Tramvay çanı, otomobil gürültüsü, benzin gürültüsü, benzin kokusu, dudak boyası. Göçün saati çalıncaya kadar geçim derdi ya da geçmece yarışı. Bir sele yakalanmışsınız. Komşuyu düşünecek, sevecek vaktiniz henüz yok. Çünkü postunuz elden gidecek, deriniz yüzülecek. Boğulmamak için başınızı suyun üstünde tutmanız gerekli. Bunun için de sağdaki soldaki komşu başlarına elinizle dayanacak ve onları boğarak kendiniz boğulmaktan kurtulacaksınız. Bütün enerjiniz bu işe harcanacak. Gücünüz ne dünyada yeni bir şey eklemede kullanılacak ne de var olana. Durmadan, görmeden, duymadan, mezara kadar kör ve sağır bir gidiş. Ahmet, bu kent havasını tam 6 ay solumaya uğraştı. Havaya çıkarılan balık, suya batırılan bir kuş gibi az kalsın boğulacaktı. Hava değişimi için mezara bile girmeye razı olacak bir duruma gelmişti. Sonunda yine eski denizine döndü. Onun pek sivrilmiş, incelmiş gözü ve duyuşu vardı. Aynayla denizin dibine bir baktı mıydı? Değil ahtapotun kendisini, kumların, çakılların, yosunların duruşundan ahtapotun nereden geçtiğini, nereye gizlendiğini anlardı. Onunla birlikte sünger avlıyordu. Dip kayalık değil, fakat ovalardaki buğday tarlaları gibi dümdüzdü. Her yan yüksek yosunlarla örtülüydü. Ona, "Yahu, sen sünger avına mı? Yoksa yosunların gidip gelen akıntılarda nazlı nazlı bel kırışlarını seyreme çıktın?" dedim. "Şimdi görürsün," demeye gelen bir işaret yaptı. Zıpkını kaldırınca yedi kulaç dibe fırlattı. Zıpkın yosunların arasına gömüldü. Bir ucuna bir ip bağlıydı. İpe asıldı. İlk önceleri bir şey görmedim. Çünkü dip çamurunun bulut bulut kalkan dumanı her şeyi örtüyordu. Ahmet ipi sağmaya devam ettikçe zıpkın ucunda hallacın attığı pamukla doldurulmuş iki kişilik şilte kadar kapkara bir sünger gördüm. Koca alamet bir iki ton su taşıyordu. Kayığı almak için el kol değil, vinç gerekli. Ahmet süngerin suyunu sıkıyor, ben de yardım ediyordum. "Bu süngerin orada olduğunu nasıl gördün?" dedim. "Yahu görmedin mi? Bütün yosunların boyu birdi. Yalnız süngerin bulunduğu yerde iki tel yosun ötekilerden bir iki parmak daha yüksekti. İkisi bir mi var? Sünger işte o yosunların arasındaydı," diye karşılık verdi. Suyu sıkıldıktan sonra sünger ancak 2 kilogram ağırlığında kaldı. Denizle, tuzla kavrulmuş derin çizgili yüzünü bir rüzgara tutmasın. Sanki rüzgar bütün sırrını kulağına fısıldamış olurdu. Bir gün bana, "Kırlangıçlar alçak uçuyorlar. Bu kurak devam edecek," dedi. Kendisine, "Peki ne olacak?" der gibi bön bön baktım. Havada duyulur duyulmaz bir çıt oldu. Bir serçe yavrusunun çalılar arasından cık etmesi gibi. Ahmet başını hızla kaldırdı. "Hadi, çabuk savuşalım," dedi. Sordum, "Ne oluyoruz?" "Bu 3 oluyor. Samiye kadın yine benim kuyudan su çalıyor. 3 kova aldı. Herhalde çıkrığı buradan duyacağımı bilir. İsteseydi parmağına yağ sürer, çıkrığı yağlardı. O zaman ben duymamış olurdum." "Mağrur kadın. Bu kurakta gelip su istemeye utanıyor. Ya da gururuna yediremiyor. Çıkrın çık edişi bana anlıyorsun ya demesidir. Zavallının çocukları var. Uzaklaşalım da kadın rahat rahat istediği kadar su alsın," dedi. Uzaklaştık. Adam neredeyse akşam üzeri vadilerde yürüyen gölgelerin yürüyüşünü kulağıyla duyacaktı.
Bir gün kayalıktaydık. Durduğu yerde bakışları uzar gibi oldu. Ah, Yanisat adaları, dedi. Nereden nereye, diye sordum. Bana harıl harıl bir şeyler anlattı. Anlattıkları hatırımda değil. Fakat şunu anladım ki, rüzgar bu adamın yüzüne serin serin estiği zaman, sağanak, geçtiği göklerin uzaklıklarını, mavilerin okşadığı kıyıların, dalgaların seslerini, kokularını hep bu adama getiriyor. Öyle ki, o rüzgarı solumak, bu adam için uzun geziler yapmak demek oluyor. Bu gezi dolayısıyla gönlünün çevresi her sınırın ötelerine enginleniyordu. Bir gün bir senede 3 pul yapıştıracağı zaman mal müdürü ona "Buraya unutulmamış ayı, 2 pulun 3.'üyle arasında bir mecidiye sığacak kadar aralık bırakılması gerektiğini bilmiyor musun? Sana nasıl insan deriz bre herif?" diye çıkışmıştı. Ahmet susmuştu. Ama nasıl bir susuş. Sanki mal müdürünün önünde ölü vermişti. İncelmiş, incelmiş de mal müdürünü kimsesiz bir sessizlik içinde kendi sözleriyle yüz yüze bırakıvermişti. Ne var ki her yılın ilkbaharına doğru Ahmet kayığına biner, ne yapacağını, ne ettiğini kimseye söylemeden ortadan kaybolurdu. Herkes merak ederdi. Kurnazlar fiskos ederler. 11 ayın bereketini getiren bir Ramazan gibi Ahmet'in de bir ay kaçakçılıkla 11 ayın geçimini sağladığını söylerlerdi. Kuşlar dünyası ışık ve türkü dünyasıdır. Hepsi güneşle yaşar ve güneşi arar. Birçokları güneş ışıklarını kanatlarına takınırlar. Işığı içlerine alarak onu türküye çevirirler. Güneşi şafakla türkülerle karşılarlar. Öğleyi türküleriyle selamlarlar, akşamları türküleriyle uğurlarlar. Kendileri mavi özgürlüklerde uçan birer türküdürler. Yeryüzünü kanatlanmış türkülerle donatırlar. Güneş ve ışık peşinde, gurbetten gurbete, ülkeden ülkeye uçup giden, uçup gelen kanatlı türküler. En sevdikleri yer, güneşin ve portakal ağaçlarının Güney Anadolu'sudur. Portakal, limon çiçekleri açar ve kokularının tütsüsünü kuşların türküsüne dolaya dolaya mavilere verir. Her yılın ilkbaharında, Bingazi'deki Derne'den 20 mil ötede bulunan Resili Hilal Burnu'ndan leylekler Girit Adası'na geçerler. Girit'te Sidero Burnu'ndan kalkarlar ve Adalar Denizi'nin bir adasından öteki adasına uça uça Anadolu'ya gelirler. Kiklat adalarını arkada bıraktıktan sonra en büyük aşmaları İkaren Denizi'ni aşarak Asya Sporat adalarıyla noktalanmış olan asıl Ege'ye varmaktır. Bütün ilk çağ tanrıları ya Afrodit gibi denizden doğmuşlar ya da bu denizlerden Anadolu kıyılarından Avrupa'ya geçmişlerdir. Kuşlar da aynı yolu izliyorlardı. Leyleklere eşlik eden kırlangıç gibi küçük kuşlar yoruldukça her ne kadar leyleklerin ve turnaların üzerine konuyorlarsa da fazla yorgun olanları gece karanlığında gözleri karararak denize düşüp boğuluyorlardı. Kuşların ilk rastladıkları yer spor atların ıssız, kuş uçmaz, kervan geçmez serpintileriydi. Oraya vardıktan sonra kuşların Anadolu'ya geçişi kolay olurdu. Bir gün kahve evinde oturuyorduk. Poyraz Hasan kafayı tütsülemişti. Dili çözülmüştü. Kahvedekiler Ahtapot Ahmet'ten söz ediyorlardı. Poyraz Hasan, "Ahmet'in nereye gittiğini ben size anlatıvereyim," dedi. Yutkundu. "Sakın ha söylediğimi ona yetiştirmeyin. Sıkılır, utanır, ben de utanırım," dedi ve devam etti. "Bir gece benim guletle Kıbrıs'tan geliyordum. Aksi bir rüzgar esti. Ben de kanaldan çıkıp Misiros'un altındaki o ıssız adaların arasına düştüm. Ay ışığı vardı. Ara sıra havadan sağanak sağanak kuş cıvıltıları ve kanat türküleri geliyordu. Yıldızlar kıpraşırken bile gelmiş sanıyordum. Denize ve güverteye baktım. Denizin ve kayığın bembeyaz yelkenlerinin üzerinden uçan kuş kanatlarının karartıları geçiyordu. Bir de adalara baktım. Bilirsiniz ya,
Orada kimsecikler yoktur. Oysa adalar bir donanma varmış gibi ışıldıyorlardı. Adalarda 50-60 koca deniz feneri yanıyordu. İnin, Cin'in top attığı yerde bu cümbüş ne oluyor dememe kalmadı. Provamızdan bir gomine ötede bir kayık gördüm. Yelkenleri sarmış, silyonları söndürmüş. Yalnız direkte vardiya prova feneri çakıyordu. Bağırdık, çağırdık. Ses veren yok. Hemen flokları indirip küreklere asıldık. Bir de ne görelim? Ahmet'in tirhandili. Serenlerde, çarmıklarda, apillerde, güvertede, küpeştede, bastonda kuşlar. Hep konuşmuşlar. Birbirlerine hoş geldin, safa bulduk, merhaba filan dermişçesine cıvıldaşıp duruyorlardı. Ahmet de dalmış uykuya. Battaniyesinin yarısı üzerinde, yarısı denizde. Güverteye uzanmış. Göğsüne, başına, ayaklarına, kollarına kuşlar konmuş. Adamı uyandırdık. Utandı. Fakat ne bileyim, o bizden utandığı için biz daha beter utandık. Laf ve iş olsun diye suyumuz olmadığı için geldiğimizi söyledik. Teknedeki varilin suyunu denize boşaltıp Ahmet'ten su aldık. Ahmet bize bir kıtır attı. Seferdeyken ters rüzgarın kendisini bu yaban yere attığını söyledi. Adalardaki fenerlerin her biri göz kırparak Ahmet'in söylediklerini tatlı tatlı yalanlıyorlardı. Böyle yalanın ışığı güneşi bile donuk ve sönük bırakır. Ahmet'in üstün körü yalanına hepimiz sevindik. İnanmışız gibi yaptık. Meğer herif her yıl oraya gider ve boğulacak olan kuşlara gönlünü kurtarıcı tünek edermiş. Pertavsızın ışığı bir noktada toplaması gibi Ahmet de görmüş olduğu güzellikleri iç edip kuşların imdadına koşuyordu. Poyraz Hasan'ın anlattıklarına göre kuşların güneş ışığından türkü yapmaları gibi Ahmet de kuşların türkülerinden ve güneş ışığından kuşlara tünek yapmıştı. Bundan sonra Ahmet, Tünek Ahmet diye anılır oldu.